Merhaba sevgili takipçilerimiz. Kahraman TV'den hepinize selamlar. Ben ortodonti uzmanı Dr. Fatih Kahraman. Bugün sizlere üst çene darlığının ortodontik tedavisinde kullandığımız hızlı üst çene genişletme tedavisinden bahsedeceğim. Konumuza geçmeden önce bu işlem gerekli hastalara uygulandığı zaman nasıl harika sonuçlar doğurur hep birlikte izleyelim. Sizlerden bu videoyu beğenip kanalımıza üye olup ve bildirimleri açmanızı rica ettikten sonra esas konumuza geçebiliriz. Üst çene darlığı nedir? Üst çene darlığı yani arka çapraz kapanış, üst çenenin yan ve arka bölgelerde sağ sol yönde olması gerekene göre daha dar olması durumudur. Toplumda çeşitli bilimsel kaynaklara göre her 100 kişinin ortalama 7 ila 22'sinde üst çenesinde darlık olduğu bildirilmektedir. Dişsel ve iskeletsel olmak üzere iki çeşit üst çene darlığı gözlenmektedir. Dişsel üst çene darlığı, çene kemiğinizin büyüklüğünün normal, diş kafesinizin ise dar olduğu durumlarda karşımıza çıkmaktadır. Bu tarz problemlerde basit düzeyde bir işlemle dişlerinizi genişletip sonuca ulaşabiliriz. Fakat iskeletsel darlıkta durum daha ciddi olmaktadır. İskeletsel darlık, çene kemiğinin yatay yönde yeterince gelişememesinden kaynaklanır. Üst çene genişletme aparatı nasıl takılır? Genişletme aparatını çene ölçünüzü aldıktan sonra laboratuvarımızda size özel olarak tasarlıyoruz. Merkezde genişletici vidayı konumlandırdıktan sonra dişlerinizi kaplayacak bant ve çelik barları birbirine bağlıyoruz. Laboratuvar işlemleri tamamlandıktan sonra yaklaşık 5 dakika içerisinde kliniğimizde uygulayıp yapıştırıcı ve ışıkla dişlerinize yapıştırıyoruz. Ve çevirme sonrasında pekişme bitene kadar dişlerinizi yapışık halde takibini yapıyoruz. Çene genişletme nasıl olur? Çene genişletmesi, büyüme gelişim dönemi içerisinde palatinal suturanın ortopedik kuvvetle ayrılarak çenenin sağa ve sola genişletilmesiyle yapılır. Aktivasyon kuvveti sonrasında 10-15. vida çevirme turunun sonrasında üst ön bölge dişlerinizin arasında ayrılma gözlenmesini bekliyoruz. Ön dişlerinizin birbirinden ayrılması istediğimiz bir şeydir ve bizlere işlemin başarılı olduğunu adeta kanıtı gibidir. Ama korkmayın. Çevirme işlemi bittikten sonra boşluğunuz büyük ölçüde kendi kendine kapanacak. Eğer kapanmazsa zaten diş teli tedavisinde kapatmış olacağız. Üst çene genişletmesinde ağrı olur mu? Üst çene genişletme aparatınızın vidasını her çevirmeden sonra üst dişlerinizde ve çenenizde bir miktar basınç hissedebilirsiniz. Aynı zamanda yanak bölgenizde de baskı hissetmeniz oldukça normaldir. Fakat endişelenmeyin, bu durum gelip geçicidir. Üst çene genişletme aparatı temizliği nasıl yapılır? Aparayı da tıpkı dişleriniz gibi tertemiz tutulmalıdır. Özellikle damak ile aparatınızın arasındaki boşluğa yemek artıkları kaçabileceği için her öğünden sonra normal fırça ve arayüz fırçası ile dikkatlice temizlenmelidir. Üst çene genişletme aparatı nasıl kullanılır? Öncelikle sizlere genişletme aparatından bahsetmek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz hızlı üst çene genişletme aparatıdır. Diğeri ise çeneyi genişletmekte kullanacağınız anahtardır. Anahtarın ucundaki bu büküm güvenlik bükümüdür ve üst çene genişletme çevirmeleri yaparken anahtarınızın yanlışlıkla kayıp damağınıza batmasını engelleyecektir. Bu modelde olayı daha anlaşılır kılacağımızı düşünüyoruz. Anahtarı elinize alıp ve ön dişleriniz bölgesinden ağız içerisine ulaşmalısınız. Daha sonra genişletme aparatının ortasındaki deliği göreceksiniz. İşte tam bu deliğe anahtarı yerleştirmelisiniz. Anahtardaki güvenlik bükümünün aparatla temasını alana kadar yerleştirmeye devam etmelisiniz. Daha sonra buradaki mavi saplı anahtarı vidanın sağında ve solunda lazer kazımada gördüğünüz üzere ok yönünde yani boğaza doğru yavaşça ilerletmelisiniz. Korkmayın. Anahtar bir miktar ilerleyecek ve sonra kendi kendine duracaktır. Durduğu anda anahtarı ilk yerleştirdiğiniz yere yeni delik geldiğini göreceksiniz. Bu tam bir turu çevirdiğiniz anlamına gelir. Daha sonra anahtarı çıkartabilirsiniz. Bu aşamada ise çevirdiğimiz miktarın yanlışlıkla geri dönüp tekrardan kapanmaması için anahtarı ileri geri hareketlerle çıkartmamaya özen göstermeliyiz. Aksi takdirde gördüğünüz gibi anahtarı çıkarırken farkına bile varmadan kendimize doğru çekip çıkarttığımızda bir de bir miktar eski haline dönecek ve verim alamayacaksınız. Anahtarı doğru çıkartmak için yumuşak bir şekilde damaktan boğaza doğru hafifçe ilerletiyoruz. İşlem bittikten sonra her zaman için çevirme işleminizi tekrardan kontrol etmenizi öneririm. Kontrol için vidayı çevirdikten sonra çıkan yeni deliğe anahtarı rahatlıkla yerleştirebiliyorsanız işleminizi başarılı sayıyorum. Sizi kutlarım. Şimdi de olayı bir hasta üzerinde uygulayalım.
Anahtarı elimize aldık. Deliği bulduk. Yerleştirdik. Teması aldık. Boylu boyunca boğaza doğru kendiliğinden durana kadar anahtarı ilerlettik. Daha sonra da yeni deliğin yerini gördüysek anahtarı aşağıya ve boğaza doğru ilerleterek yavaşça çıkartabiliriz. Kontrol için yeni gelen deliğe anahtarımızı bir kez daha yerleştiriyoruz. Yerleştirse çekip çıkartıyoruz. İşlem tamamdır. Tebrik ederim. Eğer anahtar deliğini bulamıyorsanız iki ihtimal olabilir. Ya son kaldığınız turda tam tur çevirememişsinizdir ya da çevirdikten sonra anahtarı çıkartırken yanlışlıkla bir miktar geri döndürmüş olabilirsiniz. Her iki durumda da ortaya yakın yerde gördüğünüz deliğe anahtarı yerleştirip tam tura tamamlayıp çıkartıyorsunuz. Tabii yine ikinci kez kontrol edin. Eğer anahtar deliğine rahatça yerleşebiliyorsa işlem tamamdır. Geçmiş olsun. Üst çene genişletmesi için vida ile çevirmeyi hasta mı, velisi mi yapacak? İster veli olsun, ister hasta olsun, bu işlemi her ikisi rahatlıkla yapabilir. Üst çene genişletmesi işleminde, bantlarda veya aparede beklenmedik bir durum gözlemliyorsanız, lütfen ortodonti uzmanınızı aramaktan çekinmeyin. Üst çene genişletme ne kadar sürer? Üst çene genişletme işlemi genellikle 2-3 hafta içerisinde tamamlanmaktadır. Çene genişletme apareyinin yeni oluşan kemik olgunlaşana kadar damakta durmaksız gerekmektedir. Aksi takdirde damağınızın tekrar daralması kaçınılmazdır. Erken yaşlarda 3-4 ayda apareyi çıkartabilirken yaşınız ilerledikçe kemiğinizin olgunlaşması daha geç olacağından dolayı gereken süre uzayacak ve apareyin çıkması 6-12 ayı bulabilecektir. Ortodontik tedavi hakkında buna benzer daha fazla bilgilendirici video görmek istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza üye olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Instagram kullanıcı adımız Kahraman Ortodonti. Herkese özgürce gülümseyeceği güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.